zaman diyet nedir diye bir başlayalım. Tabii başlayalım. Diyet dediğimiz zaman aslında genel olarak zayıflama yöntemlerinin bütünü olarak algılansa da aslında diyet dediğimiz şey bilimsel anlamda sağlıklı ve dengeli yaşamak demektir. Evet. Yani diyet aslında insanları ürküten bir terim oluyor. Ama sağlıklı ve dengeli beslenme desek bu anlamda hani diyet biraz daha ön yargı çağrıştırıyor hanımlarımızda ama sağlıklı ve dengeli beslenme deyince tabii ki insanların daha çok kulağının hoşuna gidiyor. Diyet yapmanın psikolojik etkileri nelerdir? Şöyle beslenme bireylerin psikolojisini etkilediği gibi psikolojimiz de aslında beslenmemizi etkiliyor. Örneğin genel olarak insanlar anksiyeteleri arttığı zaman ya da depresyona girdiği zamanlarda bilirsiniz ki hemen kendilerini yemeğe verirler. Evet. Fazla tatlı tüketirler. Hı hı. Sanki kendilerini acı çektirircesine tıka basa yerler aslında tabiri caizse. Bu durumda aslında psikolojimiz de diyet yapmamızı ya da yapmamamızı, kilo alıp vermemizi etkiliyor. Bunun için de zihnen öncelikle hazır olmamız lazım. Araştırma sonuçlarına göre eğer ki birey zihnen buna hazırsa, kilo vermek istiyorsa eğer ki, bu 100 kat daha kolay gerçekleşiyor. Şöyle ki aslında hazır değilsek, istemiyorsak aslında bilinçaltımızda, ne kadar çabalasak da hep duyarız aslında çevreden, danışanlarımızdan da ben bunu çok duyuyorum aslında. Sürekli şey diyorlar, ben bir türlü veremiyorum, çok diyet yapıyorum ama olmuyor, neden olmuyor? Diyetisyenlere gidiyorum, hep yarıda bırakıyorum, bir türlü olmuyor derler. Aslında bunun sebebi içimize bakıp aslında zihnen istiyor muyum, istemiyor muyum? Bunun evet. Farkına varmaktır. Yani istenilmediği zaman hiçbir şey kesinlikle olmaz. Evet, istemek gerek. Evet, şöyle bir şey de var ki eğer ki kilo vermeyi çok takıntı haline getirmişsek, psikolojimiz bu yöndeyse bizim, beslenme ve vücudumuz hakkında olumsuz düşüncelerimiz varsa bu vücudumuzdaki korku hormonlarını arttırıyor. Stres anında kortizol ve insülin salgılıyoruz daha fazla. Hı hı. Bu kortizol ve insülin de vücudumuzdaki yağ depolanmasını arttırıyor. Doğal olarak yağ depolanması arttığı zaman da kilo vermemiz güçleşiyor. Yani bu anlamda psikoloji direkt olarak kilo verimini etkileyebiliyor diyebiliriz, değil mi? Evet, diyebiliriz.